beraberiz. Terbil Hanım, siz ilk geldiğinizde yayında şunu söylemiştiniz. Elinde keserle, sanki keserle bir şeyle babanıza zarar verilmiş gibi bir şey söylemiştiniz. Evet, kesinlikle hocam. Omuz tarafındaki, sol tarafındaki çukurluğa bakarsanız bir dakika, bir şeyle vurulmuş gibi yani. Bir daha söyler misin? Omuz tarafındaki çukurluğa bakarsanız 3 cm çukurluk var, bir şeyle vurulmuş gibi. Taşla da olur, keserle de olur, kazmayla da olur. Bu 4 saat içinde kardeşim olmadığına göre yadigarla babamın arasında, babam zaten aşağı inememiş ki. İnememiş ki. Nasıl babam inememiş? Aşağıya götürülmüş. Dinliyor. Götürülmüş ve evinin yanına atılmış. Evet, iftira atma. Sus, dinle. İftira atmıyorum. Dost, canım kardeşim, bir tanem. Söyle artık, ben yoruldum. Yoruldum, bıktım. Bana sadece babamın o hale nasıl geldiğini söyle. Hı. Artık bir şey istemiyorum, yeter. Hı. 11 aydır ben çok yoruldum ya. Hı. Evimi, yurdumu senin gibi ben de terk ettim, buraya geldim. Ay. Babamın bu hale gelmesinin kim yaptıysa onu arıyorum ben. Sen olmuşsun, öbür kardeşlerim olmuş, hiç önemli değil. Allah. Ben dahi olsam Allah beni bu dünyada da cezamı versin, öbür dünyada da. Benim arkamda durun ki bulalım bu suçluyu. Tamam. Sen değilsen başkası yaptı o zaman. Bulalım o zaman beraber. Ha, ben, sen değilsen abilerine seslen. Öbürüne seslen. Hepsi gelsin. Hepsi gelsin o zaman. Sen yapmadıysan bulalım kuzum. Yeter. Bir dakika, tamam. Pervin bir saniye. Yadigar diyor ki dolayısıyla o keserle senin babasına vurduğunu düşünüyor. Elinde hiç, o sırada sen de domateslere çapalıyorsun anladığım kadarıyla. Öyle mi? Şey, ben öyle dibi var ya, otlu. Ha. Bazen de orada şeyim konuk, böyle küçük şey keser, küçük keser. Küçük keser. Öyle çapalarım onu. İşte o küçük keserle dedeye vurduğunu iddia ediyor. Aman. İftira. Ben zaten bunun için geldim buraya. Hı. Çocuğumdan bir gün ayrıldım mı? Ben öz anamın yanında yatmadım bir gün. 22 senedir. Niye sana bu kadar tepkililer, seni bu kadar suçluyor? Ben kendilerine çalıştım, kendilerine çabaladım. 22 yıl kaynanam bana dedi ki, benim kızlarımdan ilerisin sen, dedi. Ay, Pervin Hanım'la da arkadaşmışsınız. Evet, hatta arkadaş, evlenmenize o vesile olmuş. Arkadaş, yani niye seni suçlasın? Pervin Hanım diyor ki, benim kardeşim, ben Mehmet diyor. Ben şimdi düşmanlığım yok ona. Mehmet diyor, bir şeyleri bilmiyor diyor. Mehmet yapmamıştır ama yapmışsa yadigar yapmıştır. Kesinlikle diyor. Allah biliyor. Bunun sonu da açıklanır, önü de açıklanır. Allah biliyor. Allah i̇ftira her şeyi biliyor. İftira çok, çok aşırı iftira için geldim ben buraya. Peki bir şey söyleyeceğim. Sen önce şu şeyi konuşalım da, vücudundaki izler nasıl oldu? Bunu bana nasıl izah ediyorsun? Bak siz de sonuçta yani benim de çiftçisiniz. Biz de zan altındayız hocam. Biz de zan altındayız. Ama bir şey söyleyeceğim yani, Mehmet Beyciğim. Yani şimdi sonuçta şey, babanızın vücudunda öyle yani, izler var ki. Evet. Tamam hocam, biz de hayret ettik diyorum. Biz de şaşırdık kaldık. Doktor dedi ki bunu götüremem dedi. Dün de dedim size. Evet, götüremem ruhsatı deyince ben de hani hocama da dedim ya, şey taktıklarında çevirdiğimizde biz de şaşırdık. Yani ben şaşırdım. Hocam dedim, niye böyle siz olmuş neye mu dedim. Siz yorumladınız onu Mehmet Bey? O izleri neye yorumladınız orada onları ben, görünce? Yok, biz o zamana kadar ben atıyorum bir arkadaşın vefatına gittik. Bir yerde kaza oldu, öldü. Hayır, babanız ben, öyle görünce yani, Mehmet Beyciğim. Baban yani, öyle görünce. Öyle görünce de, böyle yaptın? Kasılmış yerde böyle şey tamam, yapmış. Ölü katılı. O değil, tamam, izleri sorduğunda. Onu demiyorum. Bak elleri buraları sıyrılmış. Evet. Altında deri deri kalkmış, et görünüyor. Et nasıl de, özür dilerim bunu. Ya. Ne yok hocam ya. Bak. Ben Didem onu sefer Hanım, baktım hani, ya. Bize acil jonuki çevir dedi ya. Biz elimizle acil jonukinin elemanıyla çevirdiğimizde burası sıyrıldı hocam. Sıyrıldı. İşte o biraz. Ya o zaman bak bir şey söyleyeyim. O zaman babanız orada bayağı beklemişti. Bayağı bekleyip hocam işte. Hayır. Hatta iki gün beklemiş olabilir mi? Yok hocam mi? Olur mu? Yok. Sabah ben hatta bıraktım kirli. Hatta baba oraya atılmış olabilir mi? Kesinlikle. Ha? Kesinlikle hocam. Kesinlikle. Ya, ben soru, sabah bıraktım hocam. Bir şey soruyorum ben sadece. Ben de istiyorum öyle bir şey varsa bulunsun. Acaba baba orada yani bir 6-7 saat değil de bakın yani çürümenin başlamış olması gerekiyor. O derinin oradan sıyrılabilmesi ama için. Evet, zaten dediğin şey acil jonukis sözde. Şey, o derinin oradan sıyrılabilmesi için diyor ya, senin kocan sıyrılıyor. Evet. O şeyin cesedin orada bayağı bir beklemişti. Çürümenin başlamış olması gerekiyor. İşte diyorum işte. Zaten o gerçekleşmiş hocam. Zaten ölü katılı dediği zaman Didem Hanım en az 3,5-4 saat geri gitmiş hocam. 4,5 saat. Nereden basın 4,5 saat gecik ya. 18. Saat 11,5'tan hesap et. Bir de kulak kısa giymiş. Bir dakika neden hesaplayayım? Bir dakika bekle. Bir dakika Mehmetciğim. Yadigar söyle.
İşte öldü, geldi ya indi. 11'de geldi ya bu, 11.30'da geldi ya. Evet. Bize doktor dedi ki, bu dedi 11.30'dan belli ölü dedi. Ha. Çünkü ölü katılı öyle hemen oluşan bir şey değil. Ben de öksüz evladıyım. Ha. 52 yaşında babam öldü, öksüz evladıyım. Ama ben doğruları konuşuyorsam... Çürüme yine öyle başlamaz. Öyle dedi. Ben bir sessiz olmanı rica ediyorum Mehmetciğim. Ben Yadigar Hanım'la konuşayım. Evet, şişmiş dedi doktor hatta. Yadigar'cığım. Şişmiş değil. Biraz vücudunda çürümeler başlamış. Öyle dedi şey. Sonraki gelen doktorumuz öyle dedi. 11'de ölen bir insanın vücudu akşam saat 6'da çürümez. Ama o sıcakları bir görsen sen. Olmaz. Evet. 31 derece sıcak, saat. Sıcak hocam, çok sıcaktı. Yani 31 derece bizim? 40 derece değil. Temmuz ayı değil. 31 Mayıs. Bizim abla niye yani doktor bana... Bize öyle orada öyle bir dedi. Bir şey söyleyeceğim. Yadigar'cığım sen neden oradaki muhtara bunu bir an önce gömelim dedin? Bunu bir an önce. Kim dediyse ona çıksam. Onu yalan söylemiş. Sen niye muhtara hemen gömmek istediğini söylüyorsun? Yok hocam, kesinlikle. Arasınlar. Yoksa şey gelir miydi? Ben istedim şeyi. Bu otopsi bu otopsi şeyini. Ama muhtara bir soru sormuş. Ne zaman gömeceğiz demişsin. Yok hocam o yok canım şey, yalan çoğu iftira o. Otopsi bile biz gönderdik. Mehmet hatta başımız ağrımasın dedik şeyi. Bak bunu inan. Hayır Mehmet Yılmaz'a, muhtar Mehmet Yılmaz'a demişsin ki. Evet. Yok ne hocam. Zaman ne şekilde gömeceğiz? Bir an önce gömelim demişsin. Yok kesinlikle. Hocam, şey yok. Onu, onu diye var ya kim biliyor mu? Benim. Kim? Hiçbir yalan konuşmadım bugüne kadar. Belki 22 senelik evliyim. Sevdiğimizde birbirimize saygımızla, sevgimizle yaşadıysak doğruyu konuşsun. Bunu bir an önce gömün. Bu şişik dedi. Babamı otobüse bile getirirlerse Eren. Eren geldiğinde boz. Dedi. Evet. Evet, kim hatırladınız? Beni dinliyor musun? Filansiyon. Hayriye, Hayriye'yi mi dinleyelim? Dedi. Hayriye sen demişsin gömelim diye. Anne şişik dedi bunun. Şişmiş dedi. Bir dakika dur. Hanım. Evet, sana demin. Bana dediler ki ne düştü. Görümcem duymuyoruz dedi. İdem Hanım. Şişik dedi bana yani dediler bu dedi. Bana dediler ki ne düştü. Keserler dedi orada dedi. Bir, Yadigar Hanım bir dinleyelim bak. Burayı duymuyoruz. Evet, dinle dinle anlamadım. Yok, doğru daha. Söylüyorsun gelinim. Ha. Doğru söylüyorsun evet öyle dedim. Babam dediler düştü dediler. Turan abim otopsiye gidecek dedi. Ben hiç görmemişim babamın yüzünü, gözünü, parçasını. Konuştuk böyle. Bana dedim ki ne? Düştüyse dedim niye otopsisini istiyorsun? Hanımdaydı doğru söylüyor. Çok doğru söylüyor. Sanki yüzünü açıp kollarını, her yerini gördüğümde aynen dedim otopsiye gitmesini istiyorum. Şimdi sizin... Hayır. Bir dakika, torunu rahmetlinin Nasıh Bey hattaymış. Alo, Nasıh hatta mısınız? Alo, iyi günler, kolay gelsin. Merhabalar, teşekkürler. Siz doktorla, doktorun o söylediklerini tanıklık etmişsiniz galiba. Bir tabii, anlatın. Ufuk Bey geçen gün anlattı size. Birebir aynısını ben onaylıyorum Ufuk Bey'in anlattıklarını. Siz de oradasınız doktor, o sırada. Ben buna kesinlikle normal ölüm yazamam dedi. Zaten olay yerine ilk varanlardan biri bizdik. Ne gördünüz? Kaçta vardınız olay yerine vardığınızda? Ya, şöyle söyleyeyim, saat 6 civarıydı. Hep beraber gittik öyle. Tamam hemen yani zaten Bey. Ambulans geldiğinde, 112 geldiğinde oradaydınız siz o zaman. Çok 112 bekledi hocam. Orada bekledi. Değildi. Ben vardığımda yani. Cenaze arabası vardı. Çok bekledi cenaze hocam. Cenaze arabası ve jandarma çünkü... vardı. Hayır 112 diyor ki biz 6:18:20'de oradaydık diyor. Onlar da bekledi. Saat veremiyorum. Orada bekledi. Neyse dinleyelim. Dinleyelim. Ne gördün, bana gördüğünü anlatır mısın? Şöyle söyleyeyim. Dedemin kollarında falan... sıyrıklar, o deri kalkmalarını gördüm. Ondan sonra baş üzerindeki yaralanmaları gördüm. Yani normal bir ölüm değil zaten. Biz o an bir şoka girdik. Hayriye halam, yani severim sayarım kendisini, çok da iyi bilir. Beni dedeleri olarak severler. Ben dedemin babasının ismini taşıyan bir insanım. Evet. Peki amcanızın orada Mehmet Bey'in tavrı nasıldı? Yani... Mehmet Bey'in tavrını şimdi ben kimseye bu zamana kadar en ufak terbiyesizliğim, yalanım, hiçbir şeyim olmamıştır. Furkan yeğenim, Furkan kuzenim öyle söyleyeyim. Bana dedi ki abi biz temizledik dedi. Yıkadık kelimesini kullanmadı kesinlikle. Biz temizledik dedi. Ben Hayriye halamla yan yana oturuyorum. Temizledik de yok doktor beyin. Temizledik. Gelen doktor beyin kendi şey yaptı. Mehmet Bey bir dinleyelim önce. Bir dinleyelim. Nasıl temizlemiş sormadınız mı peki? Nasıl yani bir sadece üzerindeki kolları temizledik şey dedi. Ondan sonra Yadigar yengem Hayriye halamın sağ tarafında oturuyordu. O da aynısını. Biz temizledik dedi. O sırada Mehmet amcam sadece döndü ve ne temizlemezdi. Böyle bir şey yok deyip tersledi. Bu kesinlikle yalan değil. Ben bugüne kadar hiçbir şekilde yalan söylememişimdir. Bunları kendileri de biliyordur. Şunu da söyleyeyim. Sizde fotoğrafların orijinalleri mevcut mu?
Ya şu anda şöyle problem var. Savcılık o fotoğrafları paylaşmak istemiyor. Çünkü bir soruşturma yapılmış. Yok yok, o fotoğraflar değil. Şu anki mesela ekranda koyduğunuz fotoğrafların orijinalleri mevcut mu? Hayır. Orijinalleri bizim telefondan çıkma. O fotoğraflarda torunları var. Benim babam, iddialara attıkları Turan Eren. Dedem bizim evimizde de kaldı tahsusta. Belki kimsenin evine gitmemiştir. Evet. İçirdik yani. Bizim evde birçok kez kaldı ve bakıldı. WhatsApp arkadaşlar. Yani peki siz bunu ya dövülerek ölümüne neden olunmuş olabilir ama söylüyorsunuz. Şu olmuştur, bu olmuştur benim yani. Peki bunu o zaman kim yapmıştır? Yadigar Hanım mı yapmıştır, Mehmet Bey mi yapmıştır? Bakın kim? Şunu da söyleyeyim. Yadigar biz dedeme bizim eve geldi mi bazen sorardık. İşte dayak var mı? Dayak kesinlikle yok, laf çok derdi. Ha, laf çok. Lafla dövüyor diyorsunuz. Evet, yok, laf kesinlikle. Çok derdi. Kesinlikle. Ama ben yani o adam beni gördüğünde yüzü gülerdi. Birinci Furkan'ı seviyorsa ikinci dedesinin ismini taşıdığım için beni seviyordu. Bunu herkes de biliyor oradakiler. Hı hı. Benim bugüne kadar hiçbir yanlışım olmamıştır. Yani kendileri biliyor. Evet. Açıklayacağım çok şey var. Yani nasıl diyeyim? Ben oradaki Doğan Eren'in yok babama attığı iftiralar, işte onlar falan hepsini ben açıklayabilirim. Bunu da tezlerini çürütebilirim. Şimdi şöyle bir şiirine bakalım mı biz rahmetlinin? Bir şiirini bir ekranlara getirelim. Sonra Hakan ben size bir şey söyleyeceğim. Tam ne yazdığımı anlatamadım size. Şimdi...